Saat 13 gün ortasında yeni gelişmelerle karşınızdayız sayın seyirciler. Başbakan Ünal Üstel istikrarlı hükümet ve anavatan Türkiye'nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hak ettiği yere taşıyacaklarını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyareti değerlendiren Başbakan Üstel önümüzdeki 3 yıllık süre içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en önemli altyapı sorunlarının ortadan kaldırılacağını belirtti. Üstel Türkiye ile tam bir uyum içerisinde gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyaya tanıtılması gerekse mavi vatan üzerindeki ortak çıkarların korunması adına işbirliğini en üst seviyede yürüttüklerini de vurguladı. Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti ve hükümet projelerine dair yazılı açıklama yaptı. Başbakan açıklamasında Sayın Yılmaz'la birlikte bulunduğumuz her etkinlikte ortak bir söylem ortaya koyduk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyada hak ettiği yere getirmek. Bunu da istikrarlı hükümetimiz ve ana vatanımızın güçlü desteğiyle yapacağız ifadelerini kullandı. Bunu yaparken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünya ile buluşmaya hazır hale getirmenin şart olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel Siyaseten yürütülen ortak çalışmaların yanı sıra ülkenin büyük altyapı sorunlarının da çözülerek sürece destek verilmesi gerektiğini kaydetti. Başbakan açıklamasını şöyle sürdürdü. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte tıpkı su projesi gibi, yeni havalimanı projesi gibi ve Türkiye'den kabloyla elektrik enerjisi getirilmesi projesi gibi büyük projeleri teker teker hayata geçiriyoruz. Yine bu dönemde imzalamış olduğumuz iktisadi ve mali işbirliği Antlaşmasına uygun olarak karayollarımızı, hastanelerimizi, okullarımızı ve sosyal konut projelerini de hayata geçireceğiz. Önümüzdeki 3 yıllık süre içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en önemli altyapı sorunlarının ortadan kaldırılacağına inanç belirten Başbakan Üstel, hükümetin bu projeleri tamamlama adına istikrarla ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini ve edeceğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın ziyareti sırasında ekonomiden altyapı yatırımlarının geliştirilmesine, sanayiden ticarete, tarımdan çalışma hayatına, ulaştırmadan turizme, sağlıktan eğitime pek çok konuyu görüşme ve değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade eden Başbakan, "Anavatan Türkiye'nin büyük katkılar ile çok hızlı şekilde yeni projeleri de hayata geçireceğiz." Bu cümleyi önemi yüzünden sıklıkla tekrarlamakta fayda görüyorum ve altını çizerek söylüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye ilişkileri finansal değil yaşamsaldır dedi. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin adanın önemini artırdığını, bölgedeki güç dengelerini değiştirmek isteyenlerin pusuda beklediğini ifade eden Başbakan Üstel, bunun farkında olarak Türkiye ile tam bir uyum içerisinde gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyaya tanıtılması, gerekse Mavi Vatan üzerindeki ortak çıkarların korunması adına işbirliğini en üst seviyede yürüttüklerini vurguladı. Başbakan, bu yüzden ikili temaslarımızın önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Her ziyaret dünyaya et ve kardeş gibi ayrılmaz olduğumuzu ve tek millet iki devlet olarak yolumuza devam ettiğimizin mesajını da net şekilde vermektedir dedi. Türkiye, yüzyılının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yüzyılı olması için ellerinden gelen tüm çabayı ve çalışmayı ortaya koyduklarını belirten Başbakan, yeni tamamlanan tarımsal sulama projesinin başlamasıyla birlikte ülke tarımında ciddi gelişmeler yaşanacağını söyledi. Açılan yeni havalimanı ile turist sayısının ciddi şekilde artacağını, ülke turizminin yeni bir gelişim ivmesine gireceğini belirten Üstel, enterkonnekte sistemle kesintisiz ve kaliteli enerjiye ulaşılacağını, bununla birlikte üretimde, sanayide, ticarete ve sosyal yaşamda önemli gelişmeler olacağını kaydetti. Başbakan açıklamasının sonunda görüldüğü gibi atılan her adım, ortaya konan her büyük proje ülkenin değerine değer katarken sağladığı katma değerle pek çok sektöründe yeniden canlanmasını sağlıyor. O yüzden büyük hayaller kurmak ve büyük projelere imza atmak lazım. Bu büyük projelere her zaman karşı çıkanlar olacaktır. Ancak biz yolumuza kararlılıkla, cesaretle ve Türkiye'nin büyük katkılarıyla devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha her koşulda tartışmasız ve şartsız şekilde yanımızda duran başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz olmak üzere tüm anavatan Türkiye hükümetlerine halkın adına teşekkür ediyorum dedi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Türkiye'de törenin Türkiye ziyaretine ilişkin ayrıntıları Bereti Ankara muhabiri Bülent Göksan'dan alacağız. Evet Bülent Meclis Başkanı Tören'in temaslarına ilişkin neler aktaracaksın? Evet Hatice, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre dün Ankara'ya geldi öğle saatlerinde temaslarına bugün başladı ilk temasını Mehmetçik Vakfı Genel Merkezi'ni ziyaret etti ilk temasında. Ee, emekli Tuğ General İsmail Şanlı e, Başkan e, Mehmetçik Vakfı Genel e, Müdürlüğü İsmail Şanlı Emekli Tuğ Genel tarafından karşılandı. Eğit ile birlikte. Başkan Töre burada yaptığı konuşmada vakıfta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu Mehmetçik isminin kendisi için çok kutsal olduğunu belirterek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Mehmetçik ismine bir köy olduğunu söyledi. Osmanlı'nın adadan çekilmesiyle 96 yıl Mehmetçiğin Kıbrıs'a gelmesini beklediklerini dile getiren Başkan Töre 74 Mutlu Barış Harekatı ile Mehmetçi'ye yeniden kavuştuklarını ve o günden bugüne barış ve huzur içerisinde yaşadıklarını söyledi. Vakıf Müdürü İsmail Şanlı'nın başkasını da dolayı onurlandı. onurlandı. Kendisinin her zaman Kıbrıs'a ayrı bir bağ olduğunu söyledi. Mücahitler ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık için irade gösterdiği sürece Türk askeri ve milletinin de her zaman yanında olduğunu vurguladı ee, İsmail Şanlı. Şu anda e, Yozgat'a doğru e, yolda e, Başkan Töre. Yozgat'ta Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Celal Köse ile görüşecek. Artık ziyaretecek ardından da Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Evren Yaşar tarafından Evren Yaşar'ı ziyaret edecek. Yerel televizyon kanalında bir programa katılacak başkan töreni. Ardından da bugün temaslarını tamamlayıp Ankara'ya dönecek e, başkan töreni yarın da Türk Soy'un kuruluşunun 30. yılına ithafen genç yetenekler ödül törenine katılacak. Genç ressamların gözüyle Türk Dünyası resim ve Türk Dünyasının altın köprüsü Türk soy Kompozisyon Yarışmasındaki e, yarışmasında ödül alacakları törene katılacak başkan töre ardından da 13. Uluslararası Kalecik Karası Üzüm Festivali açılışına katılacak ve Cumartesi günü de adaya dönmesi bekleniyor başkan törenin Hatice. Evet Bülent Köksana teşekkür ediyoruz meclis başkanı törenin temaslarına ilişkin ayrıntıları aktardı ve devam edelim. Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Yiğitler Pile yolunu yapmakta kararlı olduklarını vurgulayarak Birleşmiş Milletler'in Yiğitler Pile yolunu engellemesinin ve Kıbrıs Türk tarafında çifte standart uygulamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Yol yapım çalışmalarının pazartesi günü Yiğitler Köyü tarafından yeniden başlayacağını belirten Bakan Arıklı, umarım ara bölgeye gelindiğinde Birleşmiş Milletler engel olmaz, karşımıza çıkarlarsa sorumluluk bizde olmaz dedi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bir kabulünde yaptığı açıklamada Yiğitler Pile yolu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yiğitler Pile yolunu Pile'de yaşayan 500 soydaşımızın nefes borusu olarak nitelendiren Bakan Arıklı bu yolu yapmakta kararlı olduklarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu konuda büyük desteği olduğunu belirtti. Bakan Arıklı çıkan arbedenin ardından diplomasiye fırsat vermek için yol yapım çalışmalarının durdurulduğunu ancak daha fazla kaybedecek zaman olmadığını olmadığı için yiğitler tarafından yol yapım çalışmalarına yeniden başlandığını kaydetti. Pazartesi çalışmalar Yiğitler Köyü tarafından başladı. Umarım ara bölgeye gelindiğinde Birleşmiş Milletler engel olmaz. Karşımıza çıkarlarsa sorumluluk bizde olmaz diyen Bakan Arıklı, Birleşmiş Milletler'in görevinin not tutmak olması gerektiğini ifade etti. Arıklı, biz uysal koyun değiliz. Karşı taraf bu yolun yapımı konusundaki kararlılığımızı gördü. Biz soydaşlarımızın feryatlarını duymayacak kadar sağır bir devlet değiliz. Birleşmiş Milletler bizi durdurmak için ilk defa güç kullanmasına rağmen kararlılığımızdan bir santim geri adım atmış değiliz. Bu yol mutlaka ama mutlaka yapılacak ve pilelilerin hizmetine sunulacaktır şeklinde konuştu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı açıklamasının devamında şunları kaydetti. Geçtiğimiz günlerde Lefkoşa'ra bölgede askerimize yapılan saldırının notunu aldık. Birleşmiş Milletler'in araştırmasını bekliyoruz. Şimdilik sessiziz ancak bunu unutmayacağız. Ne Türkiye, Eski Türkiye ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir dedi. Arıklı Kıbrıs'ın tarafının ara bölgedeki yapılaşmalarına ses çıkarmayan Birleşmiş Milletler'in Yiğitler Pile yolunu engellemesinin ve Kıbrıs Türk tarafında çifte standart uygulamasının kabul edilemez olduğunu da vurguladı. Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan 2022 yılı raporu kabul edildi. Doğu Akdeniz'de son dönemde gerilimin azalmasına ilişkin olumlu ifadeler yer alan raporda Kıbrıs'ta tek çözümün tek uluslararası yapıya sahip iki toplumlu iki bölgeli bir federasyon temelinde olduğu öne sürüldü ve temel haklar, hukukun üstünlüğü gibi konularda eleştirilere yer verilen raporda Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin perspektif ise işbirliği odaklı aktarıldı. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un hazırladığı 2022 Türkiye raporu Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 18'e karşı 434 oyla kabul edildi. 152 milletvekili çekimsel oy kullandı. Temel haklar hukukun üstünlüğü gibi konularda eleştirilere yer verilen raporda Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin perspektifse işbirliği odaklı aktarıldı. Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandırmayı içeren değil değişiklik önerisi ise 460 oyla reddedildi, raporda yer almadı. 6 Şubat depremlerinden duyulan üzüntünün yinelendiği raporda Avrupa Birliği'nin insani ihtiyaçların karşılanması ve yeniden yapılanma çabalarına destek vermeye devam etmesi gerektiği belirtildi. Raporda Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşı kınaması ve Ukrayna'nın egemenliğiyle toprak bütünlüğüne bağlılığından memnuniyetle söz edilirken Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik politikasıyla %100 uyum göstermeye çağrısı yapıldı. Raporda şu ifadeler kullanıldı. Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakereleri kolaylaştırma çabalarını memnuniyete karşılar ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerle birlikte küresel tahıl sıkıntısının giderilmesine yardımcı olmada hayatı önem taşıyan Karadeniz tahıl girişimine aracılık etme ve onu canlı tutma konusunda oynadığı önemli rol için takdirini yineler. Raporda ayrıca Türkiye'den İsveç'in NATO üyeliğini en kısa sürede onaylaması istendi. Türkiye'deki demokrasi, yargı ve medyanın bağımsızlığı ile farklı etnik ve dini gruplarla, kadın ve LGBT haklarına yönelik iddiaların yer aldığı raporda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının tümüne uyma çağrısı yapıldı. Raporda Türkiye, çevre ve iklim eylemiyle ilgili Avrupa Birliği direktifleri ve kanunlara uyum konusunda ilerleme kaydetmeye davet edildi. Raporda Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin dış politikasıyla birçok açıdan farklılık göstermeye devam ettiği kaydedilirken Türkiye'nin Suriye, Irak ve Libya'da oynadığı role yönelik eleştirilere yer verildi. Türkiye'nin Avrupa Birliği için kilit önemdeki bölgelerden Batı Balkanlarla özel bağlarının altının çizildiği raporda Doğu Akdeniz'de son dönemde gerilimin azalmasına ilişkin olumlu ifadeler yer aldı. Raporda ayrıca Kıbrıs'ta tek çözümün tek uluslararası yapıya sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde olduğu öne sürüldü. Türkiye'nin dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaya devam etme çabaları takdir edildi. Avrupa Birliği Komisyonuna Türkiye'ye daha fazla destekte bulunma çağrısı yapıldı. Avrupa Parlamentosu'nun raporunda Türkiye'nin siyasi, ekonomik, enerji ve dış politika açısından stratejik öneme sahip bir ülke kilit bir ortak olduğu vurgulanarak Avrupa Birliği'nin Türkiye ilişkilerinin uzun vadeli bir vizyona dayanması ve işbirliği üzerine inşa edilmesi çağrısında bulunuldu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin mevcut koşullar içinde yeniden başlatılamayacağı belirtilen raporda ilişkilerin geleceği için karşılıklı çıkarları kapsayan paralel ve gerçekçi bir çerçeve bulmaya yönelik sürecin başlatılması tavsiye edildi. Avrupa Parlamentosu'nun raporları tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da Avrupa Parlamentosu'nun 2022 Türkiye raporuna tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı, haksız itham ve önyargılarla dolu bu rapor, Avrupa Parlamentosu'nun gerek ülkemizle ilişkiler gerekse Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının bir yansımasıdır denildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 2022 Türkiye raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada raporun Avrupa Parlamentosu üyelerinin gündelik popülist siyasetin esiri olduklarını, hem Avrupa Birliği'ne hem bölgeye yönelik doğru stratejik yaklaşım geliştirmekten ne kadar uzak kaldıklarını gösterdiği belirtilerek Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı haksız itham ve ön yargılarla dolu raporun Avrupa Parlamentosu'nun gerek Türkiye ile ilişkiler gerek Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının bir yansıması olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılması için bir fırsat penceresinin açıldığı, kıtamızın istikrarı ve güvenliği açısından böylesi kritik bir dönemde Avrupa Parlamentosu'nun ilişkilerimizin bel kemiği olarak katılım müzakereleri yerine farklı arayışları gündeme getirmesini akıldışı buluyoruz. Ayrıca Avrupa Parlamentosu'nun rapora dahil ettiği, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında belirli çevrelerin tek taraflı görüşlerini yansıtan tarihi ve hukuki gerçeklerden kopuk iddialarının bizim için hiçbir hükmü bulunmamaktadır. Gelecek dönemde Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle vize serbestisi diyaloğunun hızla tamamlanması, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ortak hedefi olduğuna dikkati çekilen açıklamada bu konularda atılacağı karşılıklı adımların Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ve Türkiye'nin birliğe katılım sürecini yeni ve dinamik bir düzleme taşıyacağına işaret edildi. Türkiye'nin güvenlik, enerji, iklim değişikliği, göç, ticaret sapması, ve ekonomik güçlükler başta olmak üzere mevcut tüm sınamalar karşısında Avrupa Birliği'ni küresel güç haline getirecek potansiyele sahip olduğu vurgulanan açıklamada bu gerçeğin tespiti bazı çevrelerin günlük çıkarlarına teslim olmayan vizyoner bir bakış açısıyla mümkündür değerlendirmesi yapıldı açıklamada gelecek yıl Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında oluşacak yeni parlamento'nun tarafsız, rasyonel ve yapıcı bakış açısıyla hareket edeceğinin ümit edildiği de kaydedildi. Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin ilerleme raporunu oy çokluğuyla kabul etti. Dışişleri Bakanlığı da rapora ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporunun Kıbrıs'a ilişkin bölümünün tümüyle Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini yansıttığı ifade edilerek Avrupa Parlamentosu'nun bu tür rapor ve kararları bizim için yok hükmündedir denildi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilen Avrupa Parlamentosu Türkiye raporuna ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Avrupa Parlamentosu Kıbrıs'a ilişkin olarak önceki yıllardaki yanlı tutumunu devam ettirmiş ve ada gerçeklerinden uzak Kıbrıs Türk halkının varlığını ve özden gelen haklarını görmezden gelen tümüyle Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini yansıtan raporu onaylamıştır. Avrupa Parlamentosu Kıbrıs konusuna ve Kıbrıs'taki taraflara yönelik bu yanlış ve yanlı tutumunu devam ettirmekte ısrar ettiği sürece Avrupa Parlamentosu'nun bu tür rapor ve kararları bizim için yok hükmündedir denildi. Raporda denenmiş ve başarısızlığı kanıtlanmış federasyon modelinde ısrar edilmesi ve taraflar arasında Kram Montana'da gerçekleştirilen son müzakere sürecinin çökmesinin tek sorumlusu olan Kıbrıs Rum liderliği yerine Türkiye'yi suçlayan bir yaklaşım sergilenmesinin Avrupa Parlamentosu'nun Adadaki gerçeklerden kopukluğunun ve körü körüne Rum yanlısı tutumunun bir tezahürü olduğu vurgulandı. Açıklamada sözde üye ülkeler arası dayanışma iddiasıyla taraflı bir tutum içinde olan Avrupa Birliği'nin olası müzakerelere aktif katılımının kabul edilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere de yer verildi. Avrupa Birliği 1960 kurucu anlaşmaları ve Avrupa Birliği üyelik kriterlerine aykırı olarak üye yaptığı Kıbrıs Rum tarafına bir konfor alanı yaratmış ve bu durum esasen adada kalıcı bir anlaşma sağlanmasının önündeki en büyük engeli oluşturmuştur. Avrupa Parlamentosu'nun bu kararının taraflar arasında olası bir uzlaşıyı daha da güçleştireceği aşikardır. Avrupa Parlamentosu'nun Pile köyünde yaşayan vatandaşlarımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına ve Pile civarındaki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla tamamen insani amaçla yapımına başlanan Pile Yiğitler Yolu hakkındaki tutumu kabul edilmezdir. Bugüne kadar Rum yönetiminin yaptığı benzer projelere Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin göz yumduğunu hatırlatır, Kıbrıs Rum yönetiminin ve egemen İngiliz üst yetkililerinin insafına terk edilen Kıbrıs Türk insanının hayatını kolaylaştırmak amacıyla halen yapımı devam eden projenin en kısa zamanda tamamlanacağının altını çizeriz. Raporda Kapalı Maraş'a atfen yer alan asılsız iddialar bağlamındaysa Kapalı Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğunu ve bu bölgeyle ilgili tasarrufta bulunma yetkisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetine ait olduğunu bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz. Raporunda kayıp şahıslar, eğitim, kültürel miras gibi diğer konularda da Kıbrıs Türk tarafının bu alandaki çaba ve çağrılarını yok sayarak Kıbrıslı Rumların sözcülüğünü yapan Avrupa Parlamentosu Kıbrıs konusunda yapıcı olmak istiyorsa ada gerçeklerini görmezden gelen tutumunu terk etmeli ve Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü teyit ederek Kıbrıs'ta mevcut iki devlet arasında işbirliğini teşvik etmelidir. Ve evet, Cumhurbaşkanı Tatar Orgeneral Bayraktaroğlu görüşmesiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dünyanın Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve devlet olduğunu kabul ettiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabulü sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler barış gücüyle son dönemde yaşanan gerginlikleri de değerlendirdi. Tatar, "Sınır ihlalleriyle bizi sınamaya çalışıyor. Sınırımızı korumak milli bir meseledir." dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türk'ünü tarih sahnesinden silmek için her türlü entikaya başvurduğunu belirterek, bazı müttefikleriyle birlikte uygulanan kısıtlama ve ambargolarla Kıbrıs Türk'ünü ekonomik olarak çökertip Rum Devleti'ne yama etmek istediklerini söyledi. Karşı tarafın Kıbrıs Kıbrıs'ı bir Helen adasına dönüştürmekten vazgeçmediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu duruma Türk askerinin engel olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin yer almadığı Avrupa Birliği içinde varılacak federasyon temelinde çözümle Kıbrıs Türkleri ile Türkiye arasındaki bağların koparılmak istendiğine de dikkat çekti ortaya konulan iki ayrı eşit egemen devlet siyasetinin kabul gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve devlet olduğunu kabul ettiğini dile getirdi. 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yılının kutlanacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin devletinin 60 yıl öncesine dayandığını ve 1963'te yaşanan olaylardan sonra Kıbrıs Türk yönetiminin kurulduğunu kaydetti. Pile, Yiğitler yol çalışması ve Lefkoşa'daki temizlik çalışmaları sırasında Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerinin sergilediği tavır hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, sınırlarımızı korumak istiyoruz, sınırlarımızı delmek istiyorlar, sınır ihlalleriyle bizi sınamaya çalışıyorlar, sınırlarımızı korumak milli bir meseledir, dedi. Kara sınırları yanında hava ve denizde de güvenliğin ve barışın sağlandığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği için Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı her zaman birlikte hareket etmeli. Her zaman yanımızda olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiklere şükranlarımı sunuyor. Şehit olan ve hayatta olmayan Mehmetçik ve mücahitlere rahmet diliyorum ifadelerini kullandı. Selçuk Bayraktaroğlu ise Kara Kuvvetleri Komutanı görevine atanıp göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ne gerçekleştirdi gerçekleştirdiğini söyledi. Orgeneral Bayraktaroğlu Kıbrıs'ta 1999-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nde tabur komutanlığı yaptığı dönemde 1960'lı yıllardan beri adada görev yapan Türk alayı ve Kıbrıs Türk'ünün yıllardır verdiği mücadeleyi tanıklarından dinlediğini ifade etti. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın adanın güvenliğini sağladığını vurguladı. Kıbrıs'ta Türk bayrağının dalgalanmaya devam edeceğine dikkat çeken Orgeneral Bayraktaroğlu, Rumlar silahlanıyor, yanlış yaptıkları an kaybedecekleri andır dedi. Akaryakıt fiyatlarına yapılan düzenleme ile litre başına 1 ila 2 lira zam yapıldı. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek olan yeni fiyatlara göre 95 oktan benzin 31.21'den 32.21'e 98 oktan benzin 31.77'den 32.77'ye Euro dizel 29.65'den 31.65'e gaz yağı ise 29.65'den 31.65 TL'ye yükseldi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı James Cleverly ile bir araya geldi. Görüşmede Kıbrıs, Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverley'nin görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Hakan Fidan, Türkiye ve İngiltere'nin küresel etki yapabilen iki önemli Avrupa ülkesi olduğunu vurguladı. Fidan, görüşmede Ukrayna'daki savaş ve Suriye'ye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelerinin yanı sıra Kıbrıs sorunu konusunun da ele alındığını belirtti. Kıbrıs'ta garantör ülke olarak Güneşli Krallık'ın önemli bir konumu bulunmakta. Bununla bağlantılı konular ve son dönemde adada yaşanan gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunma imkanımız oldu. Ukrayna'daki savaş bağlamında Karadeniz girişiminin yeniden canlandırılmasına dönük çabalarımız da gündemimizdeydi. Küresel sorumluluk bilinciyle bu girişimi tekrar hayata geçirmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz. Gelecek dönemde de İngiltere makamlarıyla istişarelerini en üst düzeyde sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Fidan, bölgesel ve küresel sınamalar karşısında iki ülkenin ortak hareket ederek yakın işbirliğini sürdürmesinin önem taşıdığını kaydetti. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi olarak atandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı mensubu olan Rauf Alp Denktaş daha önce çok taraflı ekonomik işler genel müdür yardımcısı görevini yürütüyordu. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş, Türkiye'nin yeni Varşova Büyükelçisi olarak atandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 ülkeye yeni Büyükelçi atanmasına ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. Karara göre Varşova Büyükelçiliğine atanan Rauf Alp Denktaş, daha önce Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda çok taraflı ekonomik işler genel müdür yardımcısı görevini yürütüyordu. Gün ortası devam ediyor ve Libya'daki son duruma bakacağız. Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Ülkenin resmi haber ajansının bildirdiğine göre sadece Derne kentindeki selde ölenlerin sayısı 6000'i bin aştı. Binlerce kişi ise hala kayıp. <laughs> Orta Akdeniz'e etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketinde ölü sayısı 6.000'i aştı. En çok kayıp Derne Kentinde yaşanırken Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Libya'daki selde yalnızca Derne Kentinde yerinden olanların sayısını 30.000 olarak duyurdu. Öte yandan ordunun arama kurtarma operasyonlarını kolaylaştırmak için Derne Kentindeki halk ve gazeteciler için tahliye kararı verildi. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe, Başsavcıya dernedeki iki barajın çökmesine ilişkin acil soruşturma başlatılması ve ilgili kurumlara soruşturmayla ilgili tam bir işbirliği içinde olmaları talimatını verdiğini açıkladı. Dibeybe, ülke çapında ilk ve orta eğitim kurumlarında eğitime 10 gün ara verilmesi kararı alındığını da açıkladı. Bu arada Birleşmiş Milletler Libya'daki sel felaketi nedeniyle sahada destek olmak için acil müdahale ekiplerinin harekete geçirildiğini duyurdu. Avrupa Birliği de Libya'ya ilk aşamada 500 bin euroluk insani yardım gönderdiğini açıkladı. Türkiye'den de Libya'ya yardım eli uzandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya 3 askeri kargo uçağı, 168 arama kurtarma personeli ve 2 arama kurtarma botu gönderildiğini hazırlanan ek insani yardımlarında Libya'ya sevk edilmekte olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 148 sağlık çalışanının daha İzmir'den kalkacak gemiyle sel felaketinden etkilenen Libya'ya gideceğini bildirdi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlık olarak felaketin ardından Libya'ya iki acil müdahale ünitesi, tıbbi sarf malzemeleri, çok sayıda jeneratör, ilaç ve tıbbi cihazlarla 11 kişilik UMKE ve UMKE atak timi gönderildiğini anımsattı. Fas'ta ise 8 Eylül tarihinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2946'ya yükseldi. Fas İçişleri Bakanlığı, Marrakeş'te meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2946'ya, yaralı sayısının 5674'e çıktığı belirtildi. Depremde yaşamını yitirenlerden 2944'ünün defnedildiği de bakanlık tarafından aktarıldı. Fas'ta 8 Eylül gecesi yerel saate 23.10'da Merkez üssü Marakeş kentine bağlı El Huz bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat'la Kazaplanka, Mekne, Sagadir ve Fes kentlerini de etkilemişti. Almanya'da çevre grubu <laughs> hükümetin iklim politikasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Berlin'de yapılan sessiz yürüyüşte fosil yakıt kullanımının azaltılması istendi. Berlin'de muhabit semtinde toplanan çevreciler fosil yakıtlardan uzaklaşıp adil olmaya doğru yazılı pankartlar taşıyarak ekonomi ve ulaştırma bakanlıklarına ait binaların bulunduğu bölgeye doğru sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş güzergahında trafik kapatıldı. Son nesil çevre grubu iklim değişikliğine dikkati çekmek ve fosil yakıtların kullanılmaması talebiyle yeniden gösteriler yapacaklarını ve 18 Eylül'den itibaren Berlin'de caddeleri trafiğe kapatmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Almanya'da hükümetin iklim değişimine karşı yeteri kadar mücadele etmediğini savunan son nesil adlı çevre hareketi iklim krizine dikkati çekmek amacıyla ülkenin çeşitli kentlerinde ellerini caddelere yapıştırarak protesto gösterileri düzenliyor. Bu şekilde trafiği engelleyen grup üyelerine araç sürücüleri de tepki gösteriyor. Bazı bölgelerde sürücüler çevrecilere şiddet uyguluyor. Baviera polisi 24 Mayıs'ta çevreci grubu operasyon düzenlemiş ve 7 eyalete 15 mekanda arama yapmıştı. 22 ile 28 yaşlar arasında 7 çevreci grup üyesi hakkında soruşturma başlatılmış. Bu kişiler suç örgütü kurmak ve suç örgütüne yardım etmek, iki şüpheli de statta bir petrol boru hattına sabotaj yapmakla suçlanmıştı. Aktivistler daha önce de müzelerde sergilenen eserlere ellerini yapıştırmış, tablolara domates çorbası ve patates püresi fırlatmakla gündeme gelmişti. Kamu iş yerlerinde 18 Eylül pazartesi gününden itibaren tek tip mesai sistemine geçiliyor. Yeni uygulamaya göre çalışanlar yıl boyunca haftada 39 saat çalışacaklar. Kamu iş yerlerinde 18 Eylül pazartesi gününden itibaren tek tip mesai sistemine geçiliyor. Yeni uygulamaya göre çalışanlar yıl boyunca haftada 39 saat çalışacak. Haftada 39 saatlik tek tip mesai düzenlemesiyle ilgili çalışmanın günü, başlama ve bitiş saatleriyle ara dinlenme saatleri personel dairesinin önerisi üzerine bakanlar kurulu tarafından saptanacak. Başbakanlıkla kamuda yetkili sendikalar tek tip mesai düzenlemesinde pazartesi, sağlık çarşamba ve cuma günleri 8-15.30, perşembe günleri ise 8-12.30'da 13-17.30 saatleri arasında mesai yapılmasında uzlaşmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaz mesaisi süresince haftada 35, kış mesaisi süresince de haftada 40 saat mesai yapılıyordu. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülkeler arasındaki işbirliğinde yerel yönetimlerin önemine vurgu yaptı. Çorum Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet kabulünde konuşan Bakan Oğuz, işbirliğinin sosyal ve kültürel faaliyetlerde katılımcılığı artıracağını ve altyapı çalışmalarına da katkı sağlayacağını kaydetti. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın'la beraberindeki belediye meclis üyeleri, muhtarları ve 1974 Kıbrıs gazilerini kabul etti. Bakanlığın toplantı salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Bakan Oğuz, ülkeler arasındaki işbirliğinde yerel yönetimlerin önemine değinerek Çorum Belediye Başkanı ve beraberindeki heyeti adada görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerel yönetimleri arasındaki işbirliğinin önemine değinerek, işbirliğinin sosyal ve kültürel faaliyetlerde katılımcılığı artıracağını, ayrıca altyapı alanlarındaki çalışmalara katkı sağlayacağını söyledi. Gün ortasını tamamlıyoruz sayın seyirciler. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Şu adres Toros hava durumunu sunar. alçak basın sistemiyle nispeten sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava az bulutlu geçecek, rüzgar kuzey ve batıdan orta isecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı, Lefkuşa'da 36, Girne'de 34, Alev Kayası'nda 31, Güzel Yurt'ta 37, Gazimağusa'da 33, Lefke'de 33, Yine Renköy'de 34, İskele'de de 35 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 19, Girne'de 22, Alev Kayası'nda 21, Güzel Yurda 18, Gazi Mağazı'da 21, Lefki'de 21, Yeni Erenköy'de ise 23, İskele'de 20 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 35, Girne'de 33, Alev Kayası'nda 32, Güzel Yurt'ta 35, Gazi Mağazı'da 32, Lefki'de 31, Yeni Erenköy'de 33 ve İskele'de 33 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava az bulutlu rüzgar kuzey ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı tahmini dalga yüksekliği 1-2 metre dolaylarında olacak. Orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonu çok yüksek olması beklenmekte. arkaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sundu. Atilla Topaloğlu Anı Kupası'nın sahibi Doğan Türkberi. Geleneksel kupa maçı dün akşam 20 Temmuz Meta Danaristan'ında oynandı. Doğan Türkberi ile Çayna Bazar Gençlik Gücü'nün karşı karşıya geldiği mücadelenin kazananı 3-0'lık sonuçla Doğan Türkberi oldu. Müzik o maç başat halı saha futbol turnuvasının finali bugün oynanacak. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nin geleneksel basın organizasyonunun finalinde Tribün Kıbrıs'a Gelengül Production takımları karşılaşacak. Gönyeli halı sahasında 3 hafta süren organizasyonun final maçı saat 20'de başlayacak. Müzik 2 Ekim'de Kadınlar Ligi ile açılacak voleybol sezonunda Kadınlar Ligi'nin fiksürü de belli oldu. Bu sezon ligde Doğu Akdeniz Üniversitesi Mausa Spor Akademisi vakıflar Küçük Kaymaklı, Karpaz Gate Marina, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Esentepe ve Gazi Mausa Belediyesi Çamlıkıspor takımları mücadele edecek. Programa göre ligin ilk haftasında 2 Ekim'de Esentepe, Gazi Mausa Belediyesi Spor ve Karpaz Gate Marina, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi maçları oynanacak. 3 Ekim'de ise vakıflarla Küçük Kaymaklı ve Doğa Akdeniz Üniversitesi ile de MAUS Spor Akademisi karşı karşıya gelecek. Müzik Basketbol Pro Lig ekiplerinden Gençler Birliği yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı Siyahlılar Girne Amerikan Üniversitesi'nin şubesini kapatmasıyla boşta kalan Nijeryalı Price, Kopspor'la sözleşmesi sona eren Timur ve aynı takımdan genç yıldız Halil Çetin Yayı katrosuna kattı. Müzik Masa tenisinde yeni sezon hafta sonu başlıyor. Federasyon sezon açılışını 23. Ersin Örek Çiftler Şampiyonası ile yapacak. 16 Eylül Cumartesi Masa Tenisi Federasyonu salonunda oynanacak müsabakalar saat 10'dan itibaren yapılacak. Müzik 2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu dünya bir numarası Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı Japonya'nın başkenti Tokyo'da 16-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat elemeleri hazırlığında. Elemelerde B grubunda yer alan filenin sultanları ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Porto Rico, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile karşılaşacak. Olimpiyat elemelerinde gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar Paris 2024 biletini alacak. Türkiye Ameli Kadın Voleybol Takımı elemelerdeki ilk maçında 16 Eylül Cumartesi Porto Rico ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar ikinci karşılaşmasını 17 Eylül Pazar Bulgaristan'la oynayacak. Müzik Türkiye Kadın Amili Voleybol takımında gösterdiği başarılı performansıyla gönüllerde taht kuran ve Malatyalıyım diyen milli voleybolcu Melisa Vargas, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla Malatyalı ilan edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından meclise sunulan madde oy çokluğuyla kabul edildi. Vargas'ın Malatya'ya gidişiyle birlikte Fahri Hemşehrilik Beratı Başkan Selahattin